Efendim selamlar. Bugün biraz ev alma olaylarından bahsedeceğim Amerika içinde. Amerika içinde. Amerika dışında ev alamıyoruz maalesef. Daha önce burada ev aldım ve şu anda da bir ev alma aşamasındayım. Yeni bir ev alma aşamasındayım. Dolayısıyla sürece biraz hakimim. Birkaç da komik saçma sapan hikayem var. Onları anlatacağım. Hem biraz sürece hakim olmuş olursunuz. Hem ben derdimi paylaşıyorum. Çünkü sinirlendiğim ve beni uyuz eden birkaç durum oluştu bu evleri alırken, almaya çalışırken, teklif verirken falan filan. Biraz onları anlatırım. Hem ben stresimi, negatifimi atmış olurum. Hem de biraz bilgi paylaşmış olurum bu bahane. Burada ev almak için, daha doğrusu ev bakabilmek için önce bir emlakçıya ihtiyacınız var. Emlakçı olmadan da alınabiliyor ama emlakçı olmadan işler çok zor. Çünkü burada yasal prosedürler, aşamalar falan biraz daha detaylı. Böyle parada anlaştım, tapuya gittim, tapuyu bana verdin, ben de sana parayı verdim şeklinde işlemiyor süreç. Avukatları, şunları bunları, 10 aşamalı bir süreci var. Dolayısıyla emlakçınız olmadan çok zor oluyor. O yüzden bir emlakçı edinerek başlıyorsunuz. Ben emlakçı edinmedim ilk başta. Böyle bir ev bulduk arkadaşımla beraber. Dedik ki oha ev ne kadar güzel ya, biz bu eve bir gidelim bir bakalım. Ya evi bize göstermediler bile çünkü emlakçımız yoktu. Emlakçınız yoksa ciddiye de alınmıyorsunuz. Çünkü ya kendinizin emlakçı olması gerekiyor. Burada real estate agent olarak geçiyor bu arkadaşlar. Ya kendiniz emlakçı olmalısınız ya da bir emlakçınız olmalı. Öbür türlü ciddiye alınmıyorsunuz. Bu arada ben internetten baktım, yani gayet yapılabilir işlemler. Böyle hazır kontratlar falan da var ama bağlantılarınız yok. Avukat tanımanız lazım. İşte tapuların imzalaması falan, bayağı bir süreç var. Dolayısıyla zaten gidip böyle komple buraya gelip emlakçı size ev alacağınızı zaten düşünmüyorum ama emlakçı burada Türkiye'den biraz daha farklı çalışıyor. Böyle emlakçı böyle ofisinde oturup böyle hani evleri böyle cama listeleyen adam. Emlakçı burada resim farklı, o şekilde işlemiyor. Emlakçı burada şunu yapıyor. Sizi bir sisteme dahil ediyor. Diyorsunuz ki ben işte 250 bin ile 350 bin dolar arası evlere bakıyorum. 3 odası olsun minimum, işte 2 tane banyosu olsun minimum. Salonu şu kadar büyük olsun, mutfağı bu kadar büyük olsun diyorsunuz. Ve bu adam size bütün bir şehirde ya da belirttiğiniz bölgelerde buna benzer evleri arayıp bulup, bu evler satışa çıktıkça size haber verip, toplantı ayarlayıp, daha doğrusu görüş ayarlayıp size o eve gidip gösteriyor. Bu evlerde genellikle bir hafta içerisinde teklif toplamaya başlıyorlar. Teklifler toplandıktan sonra da teklif verenler arasından bir karar veriliyor. Ondan sonra eve bir kredi kontrol inspection yapılıyor. Ondan sonra kredi çekiyorsanız bankadan appraisal yapmaya, yani değerleme yapmaya geliyorlar. Onun sonrasında artık her şey yolundaysa sözleşmeler imzalanıp 30-45 gün arası bir sürede evin içine girip oturabiliyorsunuz. Türkiye'de kredi çıktıktan sonra, para aktarıldıktan sonra tapuya gidilip, işler halledilip hop diye eve oturulabiliyor. Burada öyle değil. Burada neredeyse en hızlı haliyle iş 45 gün 30 gün sürüyor en hızlı haliyle. Dolayısıyla bunu bilmekte fayda var. Benim emlakçı biraz rahat ama, yani benim emlakçı böyle bana efendim Onur sana bir ev buldum bayılacaksın gel gidelim falan yok. Beni bir tane sistem üye yaptı. Oradan bana her gün e-mail geliyor. Diyor ki bak yeni açılan evler bunlar diyor. Benim arama kriterlerime uygun evler çıkıyor. İşte fiyat skalam bu. O skalada evler çıkıyor. İşte metrekaresi işte bu. Ona göre evler çıkıyor. Ben de onların arasından bakıp böyle işte diyorum ki bu ikisini beğendim. Bunlara gidip bakalım. Onlar kötüyse bu üçüncü de fena değilmiş. Buna da bir bakarız gibi böyle. Birkaç tane ev seçip işte atıyorum. Bakıyoruz falan filan. Benim ablam bu konuya bayağı hakim oldu. Bayağı Richmond bölgesinde emlakçıların çoğundan daha çok hakim piyasaya. Sürekli bana ev bulup ev atıyor. Onur bunu alalım falan diye böyle. Sürekli ev bakıyoruz o yüzden ablamla beraber. Tabii benim emlakçı şey dedi yani. Hani ablanı işe alırım dedi yani. Türkiye'de değil de Amerika'da yaşasaydı dedi. O kadar dedi güzel evler buluyor ki falan. Benim emlakçının sürekli götü düşüyor çünkü bulduğumuz evlere. Bu evi alırken yaşadığım süreci çok biraz anlatmak istiyorum. Ben zaten kirada oturuyordum. Böyle bir 22 katlı bir apartmanın 6. katında bir apartman dairesinde. Bir oda, bir salon, bir evde. Park, elektrik, su falan her şey dahil 1200 dolar falan veriyordum toplam. Ev bakmaya başladım. Bir kendime bir fiyat şeyi skalası belirledim. Bakıyorum ya morgıç ödemeleri kiramdan daha ucuza geliyor neredeyse. Diyorum ki ben niye çöpe atıyorum bu parayı o zaman deyip koşturarak ev almaya karar verdim. Bu arada kiradan daha ucuz olmasının sebebi kredilerin 30 yıllık olması. Amerika'da gene en yaygın kredi süreleri 15 yılda 30 yıldır. 15 yılda alabilirsiniz, 30 yılda alabilirsiniz ama arada faiz olarak çok bir şey fark etmiyor. Şu anda 30 yıllık kredilerin faiz oranı yıllık 3,1. 15 yıllık faiz kredilerin faiz oranı 2,55. Günün sonunda inanılmaz bir fark olmuyor ödediğiniz faizde. Oluyor ama ödediğiniz fiyat farkına bakınca iki katına kadar değiştiği için bence o şey alınabilir, o faiz ödeme riski alınabilir. Çünkü Türkiye'deki gibi aylık faizin %7 olması gibi bir durum yok burada. Yıllık faiz %3 ve gayet bütçe dostu bir ödeme planı çıkıyor günün sonunda. Türkiye'de nasıl işliyor süreç bilmiyorum ama burada şöyle güzel bir seçeneğimiz var.
30 yıllık kredi çekip bunu 15 senede ödeyebilirsiniz. Size kimse niye daha çok para ödedin ya da atıyorum senin mortgage'in 2000 dolardı niye 2500 ödüyorsun her ay demiyor. Bir ceza uygulamıyor. Tam tersine benim insanlara önerim şu oluyor. Amerikalı arkadaşım olsun, buradaki Türkler olsun, ev alacaksanız 30 yıllık krediye girin. O 30 yıllık krediyi yine isterseniz 15 senede, isterseniz 10 senede, isterseniz 20 senede ödeyebilirsiniz. Ana paranız atıyorum 1000 dolardır. Ödediğiniz faiz 1200, şey 200 dolardır, sallıyorum şu anda. 1200 var, bir ödemeniz vardır eve. Siz 300 dolar daha eklersiniz bu ödemenize. Yani 1200 yerine 1300 ödersiniz, o 300 dolar tamamen ana paraya gidiyor. Dolayısıyla siz bu ödemenizi kısaltmış oluyorsunuz hiçbir kayba uğramadan. Bu neye fayda sağlıyor? Diyelim ki 15 yıllık çektiğiniz krediyi, işten atıldınız. 1200-1500 dolar ödemek varken 30 yıllık çekip siz 15 yıllık çekip 2500-3000 dolar ödüyorsunuz evinize. İşsiz kaldığınız zaman birikiminiz çok çok hızlı azalıyor. Dolayısıyla 30 yıllık çekip kafanız rahat bir şekilde, isterseniz 15 senede, isterseniz 5 senede ödeyebilirsiniz. Ve kimse size niye ödediniz diye kızmıyor burada. Bu akılda tutulması gereken bir şey benim için. Bir de down payment denen bir peşinat var evi alırken. En ideal ev alma senaryosu, %20 peşinatı evi alırken verip geri kalanını banka yoluyla finanse etmek. Bunun bir avantajı şu: bir evin 120 peşinatını ödediğiniz zaman PMI denen, Private Mortgage Insurance denen bir garabetten kurtulmuş oluyorsunuz. Bu Private Mortgage Insurance evin %20'sini peşin ödeyemeyen, finansal durumu buna yetmeyen ya da yapmamayı tercih eden insanların güven oluşturamadıkları için, yani finansal bir güven oluşturamadıkları için bir sigorta yaptırılması. Bu çekilen krediyi bir sigorta yapılıyor. Ödeyemezsiniz, evin kredisi sigortalanmış oluyor gibi düşünün. Ama hani bu sizi korumuyor, bu bankayı koruyor. Siz evi kredi çektiniz, kredi ödeyemediniz ama sigortası vardı. O ev yine de senin değil. Banka bir zarar uğrarsa, atıyorum siz evi aldınız, bir sene sonra ödeyememeye başladınız ama o bir senede evin değeri düştü, atıyorum 50 bin dolar. Banka evi sizden alıyor, evi satıyor ama bir bakıyorsunuz evin değeri düştüğü için hala borçlusunuz bankaya. Banka burada kendini korumak için bu sigortayı yaptırıp parasını da size ödetiyor. Bir ceza aslında bu. Düşünsene, yani paran yetmiyor %20'sini vermeye. Dolayısıyla daha az bir peşinat veriyorsun. Adam paran olmadığı için senden daha çok para alıyor ceza vererek. Saçma ama kapitalist, Amerika kapitalizmin zirvesi gerçekten. Ev alma sürecinde kapitalizmin ne kadar ruhuna işlediğini bu ülkenin anlayabiliyorum. Manyaklar gerçekten. Paran yok diye peşinat veremiyorsun, adam senden daha çok para alıyor. Manyaklar gerçekten. Ve burada yaşadıkça da Türkiye'nin nasıl küçük bir Amerika olduğunu veya olmaya çalıştığını da anlayabiliyorum gerçekten. Neyse, konuma dönüyorum. Ben evi alırken %5 peşinat verdim. Neden? Çünkü %20 peşinat verdiğiniz zaman çok ciddi bir para çıkıyor cebinizden. Bu Private Mortgage Insurance, PMI dediğimiz arkadaş bazen ödemeye değer olabiliyor. Neden? Şunu yapabiliyorsunuz. Mesela evin değerleneceğini düşünüyorsanız bir sene içerisinde, bu mortgage sisteminin şöyle bir avantajı var. Siz evin %5 peşinatını ödediniz. Sonra geri kalan %95'ini banka yoluyla finanse ettiniz, mortgage yaptınız. Bir sene boyunca evi ödediniz ve sahipliğiniz %7'ye çıktı, atıyorum bir senelik ödemeniz sonucunda. Evin değeri 250 bin dolardan 350 bin dolara çıktıysa, bu aradaki 100 bin dolarlık artış sizin faydanızı oluyor. Ne oluyor? Sizin %7 sahipliğiniz, kağıt üzerinde %7 olması gereken sahipliğiniz artmış oluyor. Dolayısıyla siz bu PMI'yı %20'ye ulaştıktan sonra bir daha ödemiyorsunuz. %20'ye ulaşmaktan kastım da şu: %5 peşinat vermiştiniz. Bir sene boyunca ödediğiniz o %7'ye çıktı atıyorum. Ama evin de değerinin artmasıyla sizin %7'niz aslında %20'ye tekabül etti. Neden? Çünkü ev size ait olduğu için evin artan değeri sizin kredinize yazılıyor, sizin faydanıza geçiyor. Evin henüz %7'sine sahip olmanız, evi sattığınız zaman o karın tamamının size ait olduğu gerçeğini değiştirmediği için o aradaki fiyat artışı sizin faydanız oluyor her zaman. Dolayısıyla evin 1,5-2 senede değerinin artıp %20'ye tekabül edecek bir konuma ulaşacağını düşünüyorsanız, bence %20 peşinat vermenin hiç manası yok. Çünkü 1,5-2 senede ödeyeceğiniz toplam PMI, evin değerine göre bu her zaman değişiyor. 200 bin dolarlık bir eve ödeyeceğiniz PMI ile 500 bin dolarlık eve ödeyeceğiniz PMI arasında çok büyük bir fark olacak. Ben %5 ödemeyi tercih ettim. Hatta bir banka yoluyla buradan bir ödenek aldım. Ödenekler de şöyle çalışıyor Amerika'da. Burada grant diyorlar bunlara. Maaşınıza göre, daha doğrusu household'un, yani ev hanesinin toplam gelirine göre bazı grantler oluyor. Bu, atıyorum mesela toplam eş, erkek, kadın evlenmişler. Toplam maaşları 100 bin dolar atıyorum. Diyorlar ki hane geliri 100 bin dolardan aşağıysa mesela size 15 bin dolar destek veriyoruz diyor, geri ödemesiz. Bundan faydalanabiliyorsunuz. Veya şöyle bir grant var, diyor ki burası gelişmekte olan bir bölge diyor. Diyorlar ki mesela
bu bölgede satılan evlerden alırsam 15 bin dolar sana yardım yapıyorum diyor. Senin gelirinden bağımsız bir şekilde. Yani sen 1 milyon dolar da kazansan oradan bir ev aldığın zaman bu ödeneği alabiliyorsun. Bu önemli bir şey. Alacağınız eve, bölgesine, yerine, maaşınıza göre bazen bunlar değişebiliyor ama benim bu aldığım evde ben bu gelişmekte olan bölge adı altında ondan faydalanabilmiştim. Hani %20 değil %5 ödemeyi düşünüyordum. O %5'i de banka ödedi benim adam o aradaki 15 bin dolarlık yardımla beraber. Benim cebimden neredeyse para çıkmadı ev alırken. Sistemi iyi araştırmak, iyi öğrenmek, iyi emlakçılarla ve iyi bankacılarla çalışmak size inanılmaz faydalar sağlayabilir. Ben zaten hem aile hem arkadaşlar arasında bazen hani böyle taşı sıkıp suyunu çıkartan insan olarak bilindiğim için hani bir yerde bir para varsa, bir yerde bir ödenek varsa, bir yerde kâr edilecek bir şey varsa ben onu bulurum yani. İyi bir emlakçıyla çalışmak, iyi bir bankacıyla çalışmak, hatta gerekirse birden fazla bankacıyla çalışmak, evi alacağınız yere göre %20 peşinat vermeli miyim, vermemeli miyim karar vermek. %20 peşinattan daha az veriliyorsa da bunu %5 vermem. Belki cebimde 30 bin dolar bir para kalacak ama hani günün sonunda bana 40 bin dolara mal olacaksa o, 5 sene içinde 6 sene içinde o piyamayı kapatamayacaksam ben, o zaman onu da bir iyi değerlendirmek gerekiyor. Benim bu aldığım evde yaklaşık %30 %35 değeri arttığı için bir senede benim piyamayım kapanacak. Ben şu an bankaya başvurusunu yaptım. Dedim ki benim dedim sahipliğim %20'ye ulaştı. Yeni bir appraisal yapalım evde. Dolayısıyla benim piyamayım artık kapatılsın, ödemeyeyim diyerekten bir başvuruda bulundum. Sonuçlarını bekliyoruz efendim. Burada ev alırken verilen tekliflerin şöyle bir durumu var. Mesela diyorlar ki ayın 10'u bugün. Ayın 10'undan itibaren ev açılıyor işte. Eve bakıyorlar işte 10 insan, 20 insan, 100 tane insan eve gidip bakıyor. Ve diyorlar ki 17'sinde akşam saat 7'de gelen teklifler değerlendirilecek de diyorlar. Bu ne demek? 7 günlük bir zaman var. O 7 günlük zaman dilimi içerisinde herkes yapabildiği en iyi teklifi yapsın ve biz o tekliflerden birini alıp kabul edeceğiz demek. Bu genellikle şu anlama geliyor. Hani önce 250 vereyim, kabul edilmezse 300 vereyim, kabul edilmezse 350 vereyim şeklinde değil de herkesin verebileceği en iyi teklif vermesi için zorlanıyor bu şekilde. Çünkü o teklifler bir kere geliyor ve bir kere de değerlendiriliyor ve günün sonunda bir daha böyle gidip teklifinizi yükseltmek istiyor musunuz denmeden olay kapatılmak isteniyor. Çünkü bu şekilde insanlar en çok parayı verebilecekleri en büyük parayı vermeye zorlamış oluyorsunuz. Bunun bir iyi bir kötü yanı var. İyi yanı hem bir hafta zamanınız oluyor bu teklifinizi hazırlamak, oturmak, düşünmek ya da alternatiflere bakmak için. Kötü yanı da şu, rakiplerinizin ne kadar para verdiğini bilmiyorsunuz. Çok kötü bir şey bu. Neden? Şimdi siz eve bakıyorsunuz. Ev 250 bin dolara listelenmiş ama ev 230 ile 300 bin dolar arasında bir yere gidecek diye tahminde bulunuyorsunuz atıyorum. Şu an çok büyük bir aralık verdim biliyorum ama şu anda market öyle. Şimdi siz gidip maksimum teklifiniz olabilecek 300 bin doları verebilirsiniz. Ama belki size en yakın teklif 250 bin dolar. Yani durduk yere 50 bin dolar fazladan para vermiş oluyorsunuz ve bunu bilmenizin bir yolu yok. Bunu aşmanın bir yolu var. Buna escalation clause diyorlardı galiba. Şunu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim başlangıç teklifim 250 bin dolar ve benim başlangıç teklifimdeki 250 bin dolar teklifim benden daha yüksek teklifler olması halinde o teklifin üzerine 2500 dolar eklemek suretiyle 300 bin dolara kadar limitlidir diyorsunuz. Bu ne demek? Sizden başka 250 bin dolar teklif veren yoksa ya da daha üstünü 250 bin dolara evi alabiliyorsunuz. Ama atıyorum 250 bin dolar teklifinizin üzerine 260 bin dolar veren birisi varsa sizin 2500 dolarlık ekleme maddeniz sizin teklifinizi 262.500 dolara çıkartıyor. Şimdi bu çok güzel, değil mi? Hani böyle bir daha teklif verme şansınız olmadığı için böyle bir şey koyup teklifinizin otomatik rakiplerinize göre otomatik artmasını sağlayabiliyorsunuz ama burada şöyle bir çukur var. Bunu yapan 2 ya da 3 tane kişi varsa birbirlerini kazıklamış oluyorlar ve ev sahibi bundan inanılmaz karlı çıkıyor. Neden? Benim aralığım 250 bin dolar, maksimum 300'e kadar çıkmak istiyorum. Birinin aralığı 270 bin dolar, maksimum 350'ye çıkmak istiyor. Birinin aralığı da atıyorum 250 bin dolarla 400 bin dolar arasında. Sallıyorum şu an tamamen ama. Şimdi böyle teklif otomatik artıyor. 3 kişinin teklifi hep birbirinin üzerine otomatik olarak çıkıyor. Halbuki 250 ile 350 arasındaki uçurumun hiç sebebi yok. Halbuki bu insanlar hani görebilse birbirinin teklifini vermeyecek o teklifi belki. Zaten bilecekler ki maksimum teklif veren 370. O adam zaten alacağı için bariz bir şekilde o teklifi vermezsin. Ama ne oluyor? En yüksek teklif veren adamın pik noktasına ulaşılıp diğer otomatik artışlar devre dışı bırakılana kadar teklif otomatik artmış oluyor. Burada ne oluyor? Adam belki de 250 bin dolarlık evi 300'e alabilecekken gidip 350 bin dolar ödemiş oluyor. Haliyle ev sahibini yarıyor bu. Dolayısıyla ben de tekliflerimi genellikle böyle veriyorum ama çok dikkatli olması gereken bir şey. Neden? Hani bir eve vermeyeceğinizden, daha doğrusu içinizin rahat etmeyeceğinden veyahut evin
ederinden daha fazla teklif vermemek lazım. Çünkü şu olabilir. Biliyorum buna Amerika'da yaşayan birçok insan itiraz edecek ama ben geçen günlerde bunu yaşadım. Siz 350 bin dolara kadar teklif verdiniz. Evde normalde atıyorum 280 bin dolara gidecek. Evi satan insanın bir arkadaşından rica edip bana 340 bin dolarlık bir teklif yazar mısın Ali Veli Mehmet deyip sizin 280'de duracak teklifinizi 350'ye otomatik çıkartmaması için hiçbir sebep yok. Kanıt sunuluyor. Şimdi bu teklif verirken siz kanıt sunmalarını şart koşuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim teklifim otomatik artmasını istiyorsan bana benim teklifimin artmasına sebep olan sözleşmeyi göstermen lazım diyorsun. Gösteriyor adam, arkadaşını imzalatmıştır. Nereden bileceksin ki? Bilemiyorsun. Dolayısıyla bu teklif verdiğiniz zaman maksimumu ödemeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Geçenlerde bir görevine bir teklif verdik bu şekilde. Günün sonunda benim teklifimi bir başkasının teklifini yükseltmek için kullandıklarına artık adım gibi eminim. Ben evi çok istediğim için verebileceğim maksimum teklifi verdim. Bütün şartları zorlayarak teklif verdim ama onlar da alıp o teklifi gidip bak işte bunu veriyor. Sen bunun üzerine çıkarsan sana verileme bağladılar işi ve evi asıl almak isteyen insan belki ben olmasaydım o evi 500 bin dolara alabilecekken atıyorum 600 bin dolar vermek zorunda kaldı belki eve. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Hem çok pahalı ev almanıza sebep olabilir durum, hem de bir başkasını inanılmaz kazıklamanıza sebep olabilir. Evi satacak kişiyseniz güzel bir şey ama alacak kişiyseniz çok riskli. Burada Zillow diye bir web sitesi var. Bütün Amerika demeyeyim, Amerika'nın her yerinde kullanılıyor mu emin değilim ama Virginia bölgesinde en azından bütün evler orada listeleniyor satışa çıkan. Evleri böyle en ince detayına kadar arayabiliyorsunuz. Aylık aidat var mı? Varsa şunun üzerinde olmasın, yoksa işte olmayanları göster. İşte bu kadar büyük olsun, bu kadar adası olsun falan gibi birçok kriter yaratabiliyorsunuz orada. Evlere bakmanın en iyi yollarından birisi bu. Ve orada size şu detayları verebiliyor. Diyor ki bu ev 350 bin dolar listelenmiş ama aslında ederi 400 ya da aslında ederi 300. Buradan da bir fikir sahibi olabiliyorsunuz güzel bir şekilde. Ve size evi aldıktan sonra kiraya verirseniz 3 aşağı 5 yukarı kadar kira gelireceğiniz olacağını da söylüyor. Bu yatırım yapmak için çok ideal bir bilgi kaynağı alıyor günün sonunda. Tabii bu bilgilere ulaşabileceğiniz başka yerler de var ama hepsinin bir yerde karşınıza çıkması çok güzel oluyor. Diyelim ki teklifi verdiniz ve teklifiniz kabul edilmedi. Ne oluyor? Bir başka evi aramaya geçiyorsunuz. Günün sonunda şu yaşanıyor. Şimdi 10 tane teklif verip 10 tane evi de kazanamayınca limitlerinizi biraz aşmaya başlıyorsunuz. Çünkü sinirleniyorsunuz artık. Özellikle acil bir durumdaysanız. Mesela benim şu anda bir aciliyetim yok. Benim evim var. Evimi satmayacağım zaten. Ben bu evden taşınıp bu evi kiraya vermeyi düşünüyorum. Yeni evi aldıktan sonra. Şimdi şunu yapanlar var. Evini satmış, sözleşmeyi imzalamış ve atıyorum ayın 30'unda evinden çıkması lazım. Yeni evini en az 1,5 ay önce almış olması, sözleşmesi imzalamış olması gerekiyor ki o süreç, evi aldığı süreç tamamlanana kadar, eve girene kadar, çünkü 45 gün gerekiyor genellikle. 30 gün 45 gün arasında bir zaman gerekiyor. Evi nakit almıyorsanız. Öyle manyaklar da var. Onları da söveceğim biraz sonra girip. Dolayısıyla bunu hizalamakta insanlar çok zorlanıyor. Geciktikçe bunlar süreçte normalde 400 bin doları 400 bin dolardan fazla vermeyeceği bir eve insana gidip 450 vermek zorunda kalabilir. Çünkü evsiz kalacak eğer yani zamanında evi almazsa. Teklifin kabul edilmemesinin böyle günün sonunda yarattığı bir reaksiyon oluyor. Böyle ben bu evi alırken de bir benzerini yaşadım. Böyle 3-4 tane eve teklif vermiştim burayı almadan önce. Artık o kadar çok kaybettim ki ben de dedim ki yani birazcık dedim teklifimizi yüksek tutalım ki kazanalım şey bir yani. Ve günün sonunda kazandım. Kazandıktan sonra ne oluyor? Mutlu oluyorsunuz öncelikle, böyle bir dans etmeye başlıyorsunuz içinizden. Daha sonra eve inspection'e yapmaya geliyorlar. Kalite kontrolü. Eve kalite kontrole geliniyor. İşte deniyor ki işte evin şu su var, bu su var. Size detaylı bir arıza listesini çıkartıyor bir teknisyen. Diyor ki işte evin atıyorum infrastructure'ında şöyle bir sorun var, işte atıyorum masrafı da 3 aşağı 5 yukarı 1000 dolar. İşte pencerenin kulbu çalışmıyor 200 dolar. Ne bileyim panjur açılmıyor 50 dolar gibi böyle size çok detaylı bir liste hazırlıyor. Ve siz imzaladığınız sözleşmedeki maddelere göre bunu evi satan insanla pazarlık edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bak seninle anlaşmıştık. 1000 dolar üzeri masrafları sen ödeyecektin. Yapısal hata arıza sayılacağı için atıyorum. 50 dolar işte o 1000 dolar aldığında gelir de ben karşılayacaktım deyip böyle 1000 doların üzerindeki sorunları onlar yaptırıyorlar. Geri kalanını siz yaptırıyorsunuz. Bu inspection'da da çok ciddi bir sorun çıkmazsa eğer banka gelip, eğer kredi çektiyseniz banka gelip eve bir appraisal yani değerleme yapıyor. Siz eve atıyorum 350 bin dolar teklif verip kabul edilmişsiniz teklifinizi de. Siz banka gelip bakıyor, diyor ki bu eve 350 bin dolar verir miyim ben diyor. Daha doğrusu bu ev o kadar eder mi diyor. Ederse süper.
Krediniz onaylanıyor. Evinizi alıyorsunuz. 30 günde falan bir bekleme süresi oluyor bütün her şey tamamlanana kadar. 30 gün sonra evinize girip oturuyorsunuz. Banka bu ev o kadar eder demezse orada işte işler birazcık çirkinleşmeye başlıyor. Neden? Sizin yasal olarak banka krediyi onaylamazsa, daha doğrusu appraisal'da, değerlemede sizin verdiğiniz teklifden daha düşük çıkarsa evin teklifi, siz sözleşmeden, hiçbir ceza almadan cayabiliyorsunuz sözleşmeyi. İptal edebiliyorsunuz. Bu evi satan insana giriyor normalde. Neden? Sıkışık bir zamanlamada olabilir. Acil paraya ihtiyacı olabilir ya da bir ay daha evi satmakla uğraşmak istemiyor olabilir. Dolayısıyla bu evi alanın avantajına dönüşüyor. Ne oluyor? Oturuyorsunuz, diyorsunuz ki bak ben sana 350 verdim ama banka diyor ki bu ev 300 eder. İki seçenek var. Diyorsunuz ki ortada buluşalım. 325 olsun. Ben aradaki 25'i cebimden ödeyeyim diyorsunuz. Onlar da geri kalan 25'inden feragat edip evi daha ucuza satıyorlar size. Veya diyorlar ki hayır ben hiçbir şekilde düşmüyorum diyorlar. Siz başka eve bakmak zorunda kalıyorsunuz. Onlar da cayabiliyorlar çünkü bu şekilde. Veya siz diyorsunuz ki tamam banka bu 50 bini, aradaki 50 bini vermiyor ama ben bunu cebimden ödeyeceğim deyip siz evi almaya devam edebiliyorsunuz. İki seçenek var dedim. Üç tane seçenek saydım. O da artık şansıma. Burada yapılması gerekenlerden bir tanesi birden fazla lender'la ya da bankayla bu kredi işini görüşmek. Çünkü finansal olarak ödemelerde çok fark olmasa bile bazılarının şartları daha uygun olabiliyor. Ne mesela? Bank of America mesela bu grantler konusunda, ödenekler konusunda daha çok seçeneği var genellikle. Ama mesela böyle daha lokal, daha böyle şehrin içinde, daha doğrusu bankalar yerine böyle local bazı lender'lar var. Bu nedir işte? Atıyorum böyle elinde defterle, kitapla, laptopla gezip size kredi çıkartan tipler var böyle. Onlar şunu yapıyorlar. Bir bankanın vereceğinden daha iyi teklif verebiliyorlar size. Mesela Bank of America size 3.2 faizle işte bilmem ne teklif ederken bu arkadaşlar biraz daha mücadeleci yaklaşıp işe size biraz daha düşük bir faiz oranı ve biraz daha düşük aylık ödeme ve biraz daha düşük PMI uygulayabiliyorlar. Bunların dezavantajı ne? Madem böyle daha iyi veriyorlar, niye onları seçmiyoruz her zaman? Çünkü sizin kredinizi onlar vermiyorlar size. Hani bunlar sizle bu krediyi onayladıktan sonra atıyorum bunun gibi 50 kişiye kredi veriyorlar, onaylıyorlar ve gidip bunları toplu bir şekilde başka bir bankaya satıyorlar. Sizin burada aslında bir dezavantajınız yok ama şu olabilir. Mesela bir banka mortgage'ı erken kapatmaya bir ceza uygulamıyorken bir diğer banka uyguluyor olabilir. Ya da atıyorum birisi PMI'yı işte siz %20'ye ulaştıktan sonra kaldırıyorken bir diğer banka işte atıyorum 5 seneden önce kaldırmıyorum diyor olabilir. Bu şartlar bazen sözleşmelerle sabit oluyor, bazen olmuyor. Şimdi bakarız sözleşmeye diyecek olabilirsiniz ama o kadar çok sözleşme gelip gidiyor ki hepsini okumanız, anlamanız, detaylarını çözmeniz avukatınız olsa bile mümkün değil. Çünkü avukatla çalışırken de avukat da size bir şey imzalatacak. O da 12 sayfa sözleşme getirecek size. Dolayısıyla bazı sürprizler olacak mutlaka. Çok berbat şeyler olacak demiyorum ama bazı sürprizler oluyor genellikle. Özetle Amerika'da ev almak kolay ve 30 yıllık krediyle %5-%20 peşinat vererek ev almak kolay ve mantıklı. Çünkü zaten kirayla ya aynı oluyor ya da daha ucuz oluyor kiradan. Amerika'ya yerleşen bir birey ya da bir çift için ben bir ya da iki sene kirada oturup birazcık birikim yapıp direkt ev almalarını öneririm böyle imkanları varsa. Veya atıyorum Türkiye'den bir birikimle geliyorlarsa, evlerini satıp geliyorlarsa, evlerini, arabalarını. Burada %5 peşinatla bir sene bekledikten sonra, çünkü bir sene beklemekte fayda var. Zaten direkt size kredi çıkacağını düşünmüyorum birinci senede. Bu bir senede mutlaka kredi skorunuzu oluşturmanız lazım. Bu başka bir konu. Burada şu an ona girersem bu video 3 saat olur ama kredi skoru çok önemli. Dolayısıyla Amerika'ya geldiğiniz andan itibaren acil bir şekilde kredi skoru oluşturmanızı öneriyorum. Tavsiye ediyorum. Yapmanız gerekiyor. Çünkü günün sonunda ev almak istiyorum dediğiniz zaman eğer bu kredi skorunuz ve kredi geçmişiniz hali hazırda oluşmamışsa 1-1,5 sene zaman kaybetme riskiniz var. Ya da daha büyük finansal yüklerin altına girmek zorunda kalabilirsiniz. Normalde 3.2 olan bir faiz sizin için 4 olabilir. Sallıyorum, bu kadar büyük farklar olmayacaktır ama 10 yıllık bir kredi geçmişine sahip insanla Amerika'ya 2 sene önce gelmiş ve nerede hiç kredi skoru olmayan birisinin imkanları, bankaların bunlara sunacağı imkanlar farklı olacaktır. Planınızı ona göre yapmakta fayda var. Şimdi Amerika'da sektör şu anda emlak sektöründe şöyle bir manyaklık var. İnsanlar 15 sene önce evlerini almışlar. 50 yaşında insanlar 15 sene önce, 20 sene önce ilk evlerini almışlar. 20 sene boyunca, 15 sene boyunca ödemişler. Evlerin ya %100'ü ya %70'i onların.
Evi aldıklarında 50 bin dolar almış evi. Ev şimdi 350 bin dolar. Belki 500 bin dolar. Belki 1 milyon dolar. Evlerini satıyor bu yaşlı insanlar. Neden satıyorlar? Çünkü çocukları üniversiteyi bitirmiş. Kendi hayatına atılmış. Bu insanlar artık yalnızlaşıyor. Dolayısıyla artık 4 oda 1 salon bir eve ihtiyacı yok. İnsanlar bu evlerini satıp biraz daha uzakta, biraz daha tenha ya da ne bileyim biraz daha küçük bir eve geçmeyi düşünüyorlar. Bu durumda ne oluyor? Ellerine geçmiş 500 bin dolar nakit para. Bu insanlar manyak gibi gidip 500 bin dolar bir eve nakit koyup alıyorlar. Şimdi kötü mü? Kötü değil. Faiz ödememiş oluyorlar kredi çekerek. Mantıklı ama 500 bin doların karından olmuş oluyorlar. Şimdi 500 bin dolar bir eve yatırmak, böyle nakit lap diye koyup evi almak çok mantıksız. Neden? Çünkü %20'sini peşin ödedikten sonra sen evin zaten geri kalan aylık ödemelerle hani 30 yılda ödeyeceğin faiz 30 yılda evin kazanacağı değerin belki onda birine tekabül ediyor. Ne demek istedim ben şimdi? Rakamlar anlatayım. Evi 100 bin dolar aldım bugün. 30 sene sonra bu evin değeri 350 bin dolar olacak belki. Belki değil, muhtemelen olacak. Da daha da fazla. Ama 100 bin dolarlık evin toplam ödemesi size atıyorum belki 175 bin dolara gelecek. Arada ödediğin faiz 75 bin dolar ama evin kazandığı değer 200 bin dolar. Dolayısıyla o aradaki farka değiyor. Kaldı ki zaten evi kiraya da verebilirsin. Aldığınız evin kredisini ödüyor genelde kiraya verdikten sonra. Evin kredisi atıyorum 1500 dolar. Kiraya veriyorsunuz ev 1800 dolara kiraya gidiyor. Kar bile ediyorsunuz bu işten yani kısmen. Dolayısıyla ben evin nakit alınmasını şu an anlayamıyorum. Bundan o 45 gün önce bir eve teklif vermiştim. Manyağın bir gitti nakit para verip evi aldı. Sinirlerimizi bozdu bizim ablamla bayağı böyle bir hafta 2 hafta hatta hala karalar bağlamış durumdayız yani çok beğenmiştik evi çünkü. Sabahın altısında böyle koştura koştura bankalarla konuş, insanları uyandır, işte krediler çıktı mı çıksın şu falan böyle. 2 saatte 3 saatte teklif hazırlayıp kredileri onaylatıp böyle eve teklif falan vermiştim böyle paldır küldür. Çok beğenmiştim çünkü evi. Ama işte manyağın biri gidip nakit aldı evi. Ve ev, rakamları sallayacağım biraz şu anda. Ev 325 bin dolara listelendi. Ben 400 bin dolar teklif verdim. Manyağın bir gidip 410 bin dolar nakit vererek aldı evi. Ya döverim gerçekten. Çok saçma. Benim 400 bin dolar, 500 bin dolar param nakit olsa gidip bir eve gömmem ya. O parayla 5 tane ev alırım. Gerçekten 5 tane ev alırım. Hepsini kiraya veririm. Onlardan kendini öder. Aralarda da 200-300'er dolar kelepar para evlerin hepsi ayrı ayrı. O parayla da gider. Başka ev daha alırım. Emrah gibi oldum. Bir ara küçük Emrah vardı ya. Böyle İstanbul'da 250 tane evi varmış falan böyle kiraya veriyormuş. Emlak zengini. O kafadayım ben de şu anda. Değinmediğim çok konu var aslında. Ama değinirsem videoyu 2 saat yapmam gerekecek. Ve 2 saat kimse izlemeyecek. Ve ben 2 saatlik videoyu editlemeyeceğim. Uğraşmayıp. Dolayısıyla video çektiğimde kalacağım. Telefonda yatacak o videoyla. Dolayısıyla ufak ufak toparlıyorum. Şu anda Amerika'da inanılmaz bir pazar var. Emlak piyasasında. 300 bin dolara koyduğunuz ev 500 bin dolara satılıyor. Kafayı yemiş durumda herkes. Yani korona döneminde insanların parası olmayacağını ben düşünürken böyle bir yerden para böyle herhalde fışkırdı. Millet deli gibi ev alıyor. Deli gibi hep ev alıyorlardı ama şimdi deli gibi fiyatı arttırıyorlar. Anlam verememiş durumdayım. Benim evimin şu anda oturduğum evin değeri %30'dan fazla arttı. Bir senede çok mantıksız. Hani burası Türkiye değil ki böyle hani şu yok ki Amerika'da yani 100 bin liraya ev aldım işte 200 bin lira oldu çünkü dolar arttı. Böyle de bir şey yok. Dolar zaten burası. Hani bu kadar bu nasıl değişiyor anlamış değilim. Ve bakıyorum farklı bir yere gidecek konu ama evlerin değeri ortalama %15 ile %25 artmış. Arabaların fiyatı %10'a kadar artmış. En az o %10 artmış durumda. Hele ikinci ellerde daha da yüksek. Markete gidiyorum. Marketlerde bir %10'luk bir artış var. Ya ben Amerika'da böyle bir bakıyorum etrafıma. Amazon'da şurada burada her şeyde böyle inanılmaz bir artış var. Ama sorarsan enflasyon ilk defa %1'i geçti, %2 oldu, %3 oldu falan diyorlar. Ya beni yemeyin oğlum. Yani ben Türkiye'de yaşamış adamım ben. Enflasyon nasıl bir şey biliyorum ben. İnsanların en büyük masraflarından birkaç kalemi araba, ev, yiyecek içecek, teknoloji. Ya bunun hepsinin fiyatı arttı. Bunun hepsinin fiyatı artmışken enflasyon nasıl hala %2'yken neye göre hesaplıyorlar bunu? Mesela Amerika'da tahta fiyatları 6 katına çıktı. 6 katına. Yani böyle şu tahta 5 dolar mıydı? Şu anda 30 dolar artık bu arkadaş. Nasıl %2 enflasyon? Kimi yiyoruz biz bilmiyorum. Birileri birilerini yiyor. Bilmiyorum. Lan acaba Amerika'nın enflasyonu da mı Türkiye İstatistik Kurumu belirliyor acaba? Çünkü biliyorsunuz bizde böyle bir şeyler var böyle. Gerçek enflasyon %50 ülkede ama %15 çıkıyor. Yani Allah'ın hikmeti. Bak sen şu işe. Şaşkınlıklar içerisindeyim. Neyse, biraz daha toparlıyorum. Ev alım satımla ilgili sorunuz varsa
yorumlarda belirtirseniz yanıtlarım. Ev üzerine bir yüzah çekmem muhtemelen çünkü moralim bozuk, anladın mı yani? O evi, o görevini kaçırdıktan sonra moralim çok bozuk. Bir sürü daha ev konuşmak istemiyorum. Sesiminiz geldiğiyle ilgili de bir fikriniz varsa, bir yorumunuz varsa belirtebilirsiniz, sevinirim. Çünkü sesim çok kötü geldiğini söylemişti bazı arkadaşlar. Daha doğrusu uzaktan geldiğini söylemişti. Kendime bir adet mikrofon edindim. Umarım sesin kalitesini arttırmıştır. İlk defa deniyorum. Umarım sesi kaydediyordur. Düşünsene, aslında sesi kaydetmiyor şu an. Burada bir saattir konuşuyorum, ses yok. Çok eğlenirim gerçekten. Çok küfür ederim. Ev almakla ilgili son bir şey değineceğim. Burada Amerikan hayal diyorlar ya, hani Amerika'da bir ev almak, böyle İki katlı bir ev ya da bir katlı bir ev, bahçesinde araban, arkada böyle büyük bir bahçe falan. Abi büyük bahçe büyük dert. Benim bahçe bayağı büyük. Tam bir düzleştirsek o benim araziyi ve eksik çimleri tamamlasak burada bayağı 7'ye 7 halı saha maçı yapılır ama şimdi bahçe çok hoşuma gitti. Dedim ki o kocaman bahçe yaşasın, burada ben neler yaparım. Kafada kuruyorum, ok atarım burada ben. İşte büyük bir file koyarım, futbol topuyla vururum, kale yaparım, o top kendi yuvarlanır falan. Kafada neler kuruyorum. Günün sonunda ikinci seneye gireceğim neredeyse. Abi çim biçmek bile istemiyorum, bıktım. Neyse, bambaşka bir videonun konusu, buraya çok girmeyeceğim. Hatta direkt girmiyorum, ben burayı keserim. Söylediklerime ithafen bir sorunuz varsa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram'dan, LinkedIn'den, Twitter'dan, her yerden yazabilirsiniz. Söylediklerimi de düzeltmeniz gereken bir yer varsa, bir tecrübeniz, bir bilginiz varsa onları da yazın ki insanları kandırmış olmayalım. Çünkü bin bir kişilik tecrüben bunlar ama Amerika koskoca bir kıta. Muhtemelen başka eyaletlerde, başka şehirlerde durum farklı olabilir. Dolayısıyla hani yanlış bilgi veriyor olabilirim istemeden de olsa, Amerika'nın geneline bakacak olursak. Düzeltmeniz gereken bir şey varsa düzeltin. Onur yanlışsın, sen yanlış biliyorsun, öyle değil falan deyip dalabilirsiniz yani, hiç önemli değil. Merak ettiğiniz bir şey varsa onu da yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey yoksa selam verebilirsiniz. Etkileşime geçmeyi seviyorum özetle insanlarla. Gelmeye çalıştığım nokta bu. Efendim hepinizi öpüyorum. Hepinizi öpmeyeyim. Aranızda öpmek istemeyeceğim insanlar olabilir. Pisliğe bağlı değil mi?